Otomatik bilgi paylaşımında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu nedir? Niye yayınlandı? Bununla ilgili önceki videolarımda size bilgi verdim. Niye? Bu bir hamle, bir taktik. Niye? Çünkü Avrupa Topluluğunun bakanları, diplomatları Şubat 2021'de Türkiye'ye Mayıs ayının sonuna kadar bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili süre vermişler. Yani Türkiye'nin Mayıs ayı sonuna kadar bir hamle yapması lazım ki bir şeyler yapıyorum diye. Türkiye'de taktik icabı ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle paylaşımla ilgili bir e, hareketlenme yapıyor. Ama bunu anlamayanlar, yani bunu, bunu alıp farklı şekilde e, kullananlar var. Bazıları siyasi çıkar peşinde, diğerleri para peşinde. Halkı panik, panik, paniğe kaptırıyorlar. İşte öldünüz, bittiniz, mahvoldunuz. Bak hükümet paylaşıyor, paylaştı, paylaştı, paylaştı. Ya arkadaşım, bu hükümet böyle kararnameleri önceden çıkarttı mı bu konuda? Çıkarttı. 25 Ağustos 2020 tarihinde rehberle yayınlayıp bu rehberde Letonya'lan Norveç'i verdik. Şu 54 ülkeyi de Eylül ayının sonunda, gelecek ayın sonunda vereceklerdi Eylül ayının sonunda. Veyahut Ondan sonra bir sarktı, yıl sonunda vereceklerdi. Verecekler miydi? Vereceklerdi. Broşür yayınlanmış, rehber yayınlanmış, takvim yayınlanmış. Yaptı mı? Paylaştı mı? Paylaşmadı. Şimdi de hükümet ne diyor bakan? Bakanımız Lütfi Elvan 4 Mayıs 2021 tarihli gazetedeki haberlerde diyor ki ''Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz.'' Gurbetçiyi mağdur etmeyecek şekilde de çalışıyoruz diyor. Hiçbir ülkeyi vermedik diyor. Görüşmeler devam ediyor. Böyle dedi mi? Dedi. E ne yapıyor? Bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı, e, ondan sonra e, e, Gelirdaş Başkanlığı'nın 25 e, Ağustos 2020 tarihli rehberin linkini kaldırdılar. Onu da haber yaptık mı? Yaptık. Ondan sonra ne oldu? Bu kararname çıktı. Kararname çıkar çıkmaz ben ne dedim size? Bu dedim. Hemen... Şubat 2021 tarihinde Avrupa Birliği'nde bak, e, bakanlarının işte e, diyelim diplomatlarıyla ilgili yapılan toplantıda çıkan sonucu hemen ne yaptım size paylaştım. Bunu aldı başları hemen kullandı burada. Çünkü analiz yapamıyorlar. Şey yok. Sadece amat e, e, milli baykuşunuz var biliyorsunuz. Onun şeyleri de var, türevleri de var başka. Bunlar e, panik havası yaratmaya çalışıyorlar. Orada pa para kapatacaklar sizde. Siyasiler de ne yapıyorlar? Ya diyor buradan diyor e, gürbetçiden gurbetçiden biraz oy kaparız belki. Onunla hareket yapıyorlar. Anladınız mı? Amaç siyasi rahat ve normal para. Ya bekleyin. iktidarda bir hükümet var. Senin kadar iktidardaki hükümet gurbetçi düşünmüyor mu? Düşünüyor. Zaten diyor açık açık bakan diyor ben gurbetçi mağdur etmeyeceğim diyor. Bundan sonra ne yapıyorlar? Paylaşıldı paylaşıldı diyorlar. Ha burada Biliyorsunuz o paylaşıldığı haberlerinin de kaynağı genelde aynı kişiler. Bunlardan bir tanesi de önceden söylemiştim videolarında size yalanını ortaya. Ben değil. CHP milletvekili Utku Özer çıkarttı yalanını ortaya. O çıkarttı televizyonda programa katıldılar ve ne dedi Ali Gülen diyor ki bu yılın başlarında ki programda 54 Türkiye, Türkiye verdi diyor. Utku Bey geliyor sonradan toplantıya diyor ki vermedi diyor. Aynı şekilde Milli Baykuş ne diyor? Geçen bir iki gün önceki programda yine Utku Özer dedim pardon Çakır Özer. Utku Bey çağırıyor programına katılıyor. Programa katılmadan önce bant dönüyor. Bantta diyor verildi paylaşım yapıldı. Ondan sonra ama avukata gitmeniz gerekiyor yine. Orada arada Utku Bey yine bağlanıyor oraya. Utku Bey ne diyor? Paylaşılmadı diyor. Suratı görün. Ya yalan, yalan, yalan. Siz hala da bu yalanlara niye inanıyorsunuz ya? Bir susun ya artık ya. Bu siyasiler de susun. Diğerleri de susun ya. Bir kurbetçi rahat bırakın. Hükümeti rahat bırakın ki hükümet rahat bir şekilde çalışsın. Hükümet icraatını yapsın. Yalan. Bir taktik icabı çıkartmış bir kararname. Ne diyorum? Ya kararnamenin bir, bir sonradan bir başka kararname çıkartılır. iptal edilir. Hükümet zamana oynuyor. Saman almaya çalışıyor. Çalışsın. Bak Avrupa Birliği diyorum. Bakanlar ve milletvekili Türkiye'ye ne Mayıs ayının sonuna kadar? Deadline diyor. Süre vermiş diyor. Yani bu paylaşımla ilgili. Seni kara listeye alacağım diyor. Kara listeye aldırmak, almak isteyen, Türkiye'yi aldırmak isteyen ülkeler kim? Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avusturya ve Fransa. Bunların aldırmak nedeni de zaten o şeyde yazıyor onunla ilgili haberde. Onların derdi de, şey değil nedir o? Bu bilgi paylaşımı değil. Akdeniz'de Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'deki hareketliliği. Ne, Almanya'da ne yapmış? Aldatmamış Türkiye'yi karacisi diye. Bunu yine paylaşayım sizden. Buyurun. Şimdi ne yapıyor? İngiltere ne dedi geçen sene? Ben dedi paylaşım yapmayacağım dedi ya. koronayla Brexit'i bahane etti. Şimdi İngiltere'yi getir 2019 yılı verilerini 2020 verilerini ver diyebilirler mi? İngiltere 2019 verilerini 2020 yılında paylaşacaktı. Ha İngiltere'ye bir şey diyorlar mı? Getir o 2019 verileri. Ya 2019 verileri olmaz. Burada bir önceki sene paylaşılır. Yani kural bu. İngiltere'den geçen alsınlar bakalım 2019 verilerini. İngiltere verir mi? Ben hazır değilim diye Hazırlayamadım. Ne yazılacak şimdi? 2020 verilerini hazırlayıp verecek. Ya azıcık kafanızı çalıştırın ya. İki çift çorap verseniz size satamazsınız ama ekonomiyle ilgili konuşup konuşup duruyorsunuz. Ve bu milleti paniğe kaptırıyorsunuz. Bunların arasında ne var? Bir tek benim burada size başka çeşit bu olayı anlatan. Niye? 93. videom bu. Çünkü ben olaya siyasi bakıyorum. Siyasetçi gözüyle bakıyorum. Benim, çünkü ben ne yap? Ben de siyasetçiyim. Bakın posterimi de posteri de astım ar arkaya. Partimizin adayların listesi, Helsinki Belediye Meclisi üyeliği için seçimleri var. Ve adayım. Burada da arkada 763 numaram gözüküyor. Her e, 85 kişilik Helsinki Belediye Meclisi'ne seçimler yapılacak. Her parti maksimum 127 aday gösterebiliyor. Yani %50 fazlasını gösterebiliyorsunuz adaylarda. Adaya oy verme sistemi var. Herkesin bir numarası var. Buna göre veriyorlar. Bu benim ilk seçimim değil. Tam 7. seçimim. Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde milletvekili adayı da oldum oradan da. İki kez de Finlandiya'da. Niye? Sisteme giriyorum, sistemi öğreniyorum. Ve bunlarla muhatap oluyorum. Çünkü Avrupa yönetenlerle berabersin, Finlandiya yönetenlerle berabersin. Şu anda belediye seçimlerinde 200 kişilik Finlandiya parlamentosundan 176 milletvekili aday. Başbakan Sanne Marin de kendi şehri Tampereden aday, belediye meclisine. Düşünebiliyor musun? Gidecek bir belediye başkanının altında oturacak, orada toplantıya katılacak. Çünkü şehirleri, belediyeleri yok, yönetiyor, valilik sistemi yok. Adaya oy veriliyor. Eğer sen gelecek milletvekilinde de aday olacaksın, gene sana oy verecekler. Şehrin için çalışman lazım. Sistem farklı. Yarışıyoruz bunlarla beraber. Sağda aynıyız. Şimdi gideceğim. Parti başkanları, bakanlar, milletvekilleri. Hepsi orada. Helsinki'de iki tane parti başkanı aday. Meclisteki dokuz partinin. Abi bunlara beraber oluyorsun, konuşuyorsun, ediyorsun? E bunlar şey diyorlar. Bunlar böyle e, vurduk, astık, kestik şey yok ki. Adamın önüne kağıt geliyor. Ona göre diyorsun ki sen ya ben bu senede sene de hazırlayamadım. Gelesene sarkıtırayım. Sarkıtırsın. İngiltere'ye müeyyide uyguluyorlar mı? Yok. Milli Papan. Ve Utku Çakır Özer Bey İngiltere niye 2019'u istemiyorlar? İngiltere'de de senden istiyorlar gibi gözüküyor. Ya hükümet bir hamle yapıyor. Hükümetin hamlesinin sonucunu bekleyeceksiniz. Hükümet sana ne yapacağını mı anlatacak? Kendi sana anlatsın takdine dışarı söyleyeceksin onu. Ama amacın ne? Biz çıktık bağırdık çağırdık da işte bu ertelendi. Biliyorsunuz 2022'ye gene erteleyecekler bunu büyük bir ihtimalle. Ama biz çağırdık şey ettik de oldu. Biz dedik, öyle ettik, kurbetçi. Ya kurbetçiyi rahat bırakın, hükümeti de rahat bırakın, hükümet icraatını yapar. Hükümet sen kadar düşünmüyor mu kurbetçiyi? Düşünür. Bak burada ben hükümeti savmıyorum. İktidarda bir parti var, o partiye Avrupa'da ne yapıyorlar? Dört sene seçildi, seçildi. Ona diyorlar sen icraatını yap, sonradan halkın önüne çıkacaksın dört sene sonra. Orada senin hesabını, onun sanından sorarız hesabını. Aa, onun için e, hükümet bırakın yaptığına bakan ne demiş? Ben demiş mağdur etmeyeceğim kurbetçi demiş. Herkes çalışıyoruz. Gelir ders Başkanlığı çalışıyor kurbetçi mağdur Ha verildi 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 verildi. Neyi verildi? Bir kararname görmüşsün. E anlıyorsunuz şeyden. Halk cahil ya onlar anlamıyorlar. Onlar anlıyorlar. Avukata da gidecekler yine. Avukat yine lazım. Ve Utku Bey yani kusura bakma Utku Bey. Çıkıyorsun metiyeler düzüyorsun milli papa, milli baykuşa. Milli baykuş o. Çünkü diye Uğur emniyet Emniyet'i ne yapıyor? hiç do, olumlu bir şey söylemiyor. Milli Baykuş, ba, ba, Mehdi ile düzüyorsun. E ne demiş senden önce o? Paylaşıldı demiş. Hazırlanı birine itibar paylaşıldı. Sen ne diyorsun? Paylaşılmadı. E adam yalan söylüyor. Yalanını sen çıkartıyorsun. Diyorsun ki gelecek programda geleyim. Nereye gideceksin? 50-50 avukatlarla lan. Senin de sana da mı komisyon verecekler oradan? E milleti orada dinletireceksin. Ne yapacağını orada millete şey edeceksin? Sen de susun. Onlar da sussunlar. Ya hükümeti rahat bırakın. Allah'ın severseniz susun ya. Allah'ınızı severseniz susun ya. Bu milleti sizin yüzünden batacak ya. Hükümet açık açık çıkıp ben bunu 8 milyon, 6-7 milyon gurbetçim var diye ertelerim paylaşmayacağım diyemez. İngiltere dedi mi? Ne dedi İngiltere? Koronayla Brexit'i bahane yaptı. Sen de bir bahane bulacaksın, erteleyeceksin bunu. Bu meclisten geç, gitmiş. Meclis işi kalmış mı onun? Kalmamış. Eğer öyle e, gerçekten bu işi böyle çok e, düşünüyorsanız niye 2017 yılında mecliste bu bütün partilerin oy birliğiyle kabul edildi CHP'de içinde var. Niye o zaman çıkıp bağırmadınız kabul edilirken bu gurbetçi yakacak diye. Veya 2019 yılının Aralık ayında gene kararnamele vararım O zaman niye bağırmadınız ya? Niye bağırmadınız? Niye bir şey demediniz? O beceriksiz Mustafa Yeneroğlu onun elinde vardı, biliyordu. Gurbetçi mağdur etmeyeceğiz diyordu 2017 yılında. Belgelerin hepsini koydum onları ben. Ha şimdi bu muharifede geçmiş o, o, ötüp duruyor. Ya orada etseydin bilgilendirseydin 2017 2020 ne kadar var? 3 sene bilgilendirseydin şu benim yaptığım 93 video gibi sen de 100 tane video yapsaydın. Millet dinlerdi, bilgilenirdi, önlemini alırdı. Bu hale düşmezdi. Şu anda gurbetçi ne bekliyor? Bir erteleme ümidi gelsin diyor. Ondan sonra ne yapacaklar? Gidip Türkiye'de adres değişikliği yapacak. N nüfusta bankaya verecek. Yurt dışı telefonu olmayacak. Yurt dışını çağırışlar, mail, mail olmayacak. Bitecek bu iş. Bu kadar kolay. Gene para orada duracaktı. Ve bakan diyor ki, ben diyor, e, gurbeti mağdur etmeyeceğim diyor. Buyurun. Evet. Ne yapacaksınız? Şu anda hükümeti rahat bırakın. Hükümet icraatını yapsın. Hükümet kurbetçi sizin kadar düşünüyor. Ee, şunu da unutmayın. 2019 verileri 2020'nin Mayıs ayında her ülkenin toplanmıştı. Mayıs ayı sonunda. Buna Almanya da dahildir. Dediler ya Almanya'yı hazırlayamaz. O bahaneydi. Hepsinin ev verileri orada toplanmıştı. Paylaşmadılar. 5 ülkeyi orada dediler. Fazla gurbetçi olur diye. Onu er 2020 verilerini 2021'e aktarırız şekilde. Diğerlerini vereceklerdi. Onları da vermediler. Çünkü niye? Ortaya bu sefer Cumhurbaşkanımız el attı Onu Böyle olduğunu o bilmiyordu. Onu sağladık. Öyle veya böyle şey Onun için Türkiye'nin 2019 verileri elinde toplanmış. O zaman 2020'de şimdi Mayıs ayının sonunda yine topluyorlar. Bunlar bankalarda Mayıs ayının sonunda topluyorlar. Anında gönderilmiyor. Takvim. Eylül ayının sonu OECD takvimi. Verdi verdi neyi hemen kararame çıktı ertesi gün verdiler ha. Ya olacak şey değil. Niye yalan söylüyorsunuz millete ya? Etmeyin Allah'ınızı severseniz ya. Bu gurbetçi panik halinde. Bunlara biraz olumlu söyleyin. Ama resmi açıklama devlette de çıkıp resmi tam resmi açıklama yapamaz. Çünkü dese ki vermeyeceğim anında böyle kesir bassa bu milletvekilleri veya diğerleri. Abi Türkiye'yi Dünyada kara alırlar. Vergi cenneti ilan ederler. Bu öyle veya böyle 140 ülke imza atmış buna. Bu yapılacak İran gibi oluruz. Hiçbir para transferi de yaptırtmazlar sana icabında. Ne yapacak? Bu bir öyle veya böyle paylaşılacak. 2022 olmasa 2023'te veya 24'te ama öyle veya böyle paylaşılacak ve her gün devam her yıl devam edecek. Siz diyorsunuz 2019'dan 2020'leri verdiler diyorsunuz. Ya bir sene öncesi verilir diyor. Türkiye zaten iki, o zaman verdiseler siz o millete avukata gönderdiniz, adres değişik şunu bunu yaptır, şunu yap böyle yap, sizi kurtarırız diye dediniz. Bine de oraların da aldınız. 2019 zaten orada hazırlanmış o sizin hiçbir şey yapılmadan. 2020'de adamların eğer bir işlem yaptırsanız hiçbir şey gözükmüyor. 2019'da hesap var, 2020'de hesap yok. O zaman ne yapacak büyük ülke, o ülkelerin maliyeleri? Hepten canlarını okuyacak kurbetçinin o zaman sizin hesaba göre. 2019'a yeni verirsiniz. Sizin o işlem yaptığınız bir şey etkilemez ona. Çünkü ne diyorum Mayıs 2020'de bütün ülkelerin toplanmış Almanya dahil. Orada Almanya 5 ülkeyi vermemek için bahane buldular. Öbürlerini ver vermeye niyetleniyordu gelir dersi başkanlığı, cumhurbaşkanı falan ondan habersiz. Ne oldu? Olmadı. Şimdi ne diyor? 52 milyar dolar gurbetçinin var. Veyahut diğer yurt dışından tiketlerin Türkiye'de. Ne diyor? Yine döviz çağrısı var. Gelir paranızı Türk bankalarına yatırın 30 Haziran 2021 tarihine kadar. Yani devletin bazı icraatları var. Ben bunlara ne diyorum? Bunları yapanlar bu sene zor paylaşım yaparlar. Belki gelecek sene de sarkabilir. Ama hükümete bir e, hareket halanı bırakmamız lazım. Hükümet kendi kendine icraatını yapsın. Sizler Allah'ınızı severseniz susun ya. Lan yeter yeter. Milli baykuş yeter kazandığın para. Yeter artık. Düş milletin yakasında. Şimdi de diyorsun paylaşıldı gene gelin bizim avukata diyorsun. Utku Çak Çakır geliyor sana şey nedir o? Reklam yüzü olarak programında. O insanlar ne mi etiyeler düzdü değil mi orada? Halbuki senin ne yaptığını herkes biliyor. Orada seyirciler biliyor. Adama diyorum niye seyrediyorsunuz onları diyorum. Diyor ki ya nasıl yalan söylediğine bakıyorum. Diyor. Nasıl yalan söylüyorlar diyor. He? Utku Bey nasıl yalan söylüyor diye bakıyorum. Bakıyor musunuz benim yorumlara ne yazıyor? Ona böyle bakıyorum diyor. Siz bırakın Utku Bey bu işi. Tamam Mecliste görüşecek hiçbir şeysi yok. Mecliste karar alıp ben paylaşmıyorum, paylaşmıyorum diyemezsin bununla diyorum. Kaç defa diyorum. Siyaseti bakın ben biliyorum. Siyasetin içinde hep siz de siyasetsiniz. Uluslararası siyaseti biliyoruz. Uluslararası ticareti biliyoruz. Bu, bu şeyle olmaz. Bu, bu bahane erteleyeceksin. İngiltere'ye e, veriyorlar mı? Yok. Halbuki bütün paralar İngiltere'de. Avrupa'da iki ülke var. İsviçre ve İngiltere. Bankalarında yurt dışından gelen paralar var. Evet. Arkadaşlar yine video yapmaya devam edeceğim size. Sakın siz paniğe kapılmayınız. Bekleyiniz. Hükümet sizin için çalışıyor. Ee, bu manevradır. Kararname çıkar. Sonra da bir kararname çıkar. Onu iptal eder. Ama bakan ne dedi? Ben sizi mağdur etmeyeceğim dedi gurbetçi. Onun yönünde çalışıyoruz dedi. Bu da bir hamledir Avrupa topluluğuna. Manevradır. Manevra yapsın hükümet. Bırakın. Ama bu bunlarla olmaz. Milli baykuşlar. Baykuş. Onun türevleri de var. Milletvekilleri bırakın artık ya. Bırakın burada size ekmek çıkmaz. Siyasi rant çıkmaz. Hükümet düşünmüyor mu ya? 3 milyon gurbetçinin oyu var. %60'ını Cumhurbaşkanı almış. Bunu çöpe mi atacak adam? Düşünmüyor mu onu? O kadar siyasi şeysi yok mu yani? Bilgisi yok mu? Gitmiş birkaç yüz bin, bin tane, 10 bin, 20 bin tane Saadet'in oyun alayım diye Saadet Partisi'nin öteye geliyor, beriye geliyor. Beri tarafta 3 milyon var ya, yüzde 60'ını almış. Bunların yüzde 80'ini sandığa düş, götür. Düşünebiliyor musun farkı? Ha. açık ara %60 Muharrem İnce %25 almış onun arkasından. Siyasi olarak bu olaya bakmayın. Bu olay siyaset üstü. Bakın ben saygı duydum. Uyku Bey güzel ilk aral kayında potaya girdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Baktım evet. Ama ondan sonra bırak yok mecliste gel görüşelim. Yok şöyle böyle. Ya olmaz ya. Ali Gülen bırak kardeşim niye yalan söylüyorsun? Niye yalan haber yapıyorsun millete ya? Televizyona çıktın orada internet televizyonunda yalan söyledin. Adam senin yüzüne yalanını vurdu. Hem de kim, kim vurdu? CHP milletvekili Utku Çakır Özer. Sen diyorsun paylaşıldı 54 ülke. O diyor paylaşılmadı. Bakan da çıkıyor Mayıs ayında diyor ki paylaşmadık diyor ya. Siz medyadasınız. Tamam kininiz var hükümete veya şeyinize var. Gurbetçiye var. Aşağılıyorsunuz onları. Ama bırakın ya böyle haber mi oluyor Gazeteci, kov, sözcü gazetesi kovsun bunu ya. Sabah kovmuş o da kovsun. Haber değil ki bu ya. Gazeteyi yalan söyletiyorlar. Ben hiçbir medyaya saygım var herkes etsin. Arasa giriyorum onların gazetesinde okuyorum. Ama böyle yalan haberleri niye okusun bu ya? Niye panikletiyorsunuz bunu ya? Gurbetçi düşmanlığı nedir? Türkiye'de de aynısı var. Gurbetçi batsın diyor ya. Halbuki Türk gurbetçi en fazla Türkiye döviz getiren ve Türkiye'ye katkısı olan bu insanlar ya. Ya etmeyin ya. Bostan korkulu koymuşlar oraya milletvekillerini zaten AK Parti. Öbür gitti Mustafa gitti. Öbür gelmiş orada. O da yalan söyledi Zafer millete. Yok sizi bilgilendirdik diye. 25 Ağustos 2020 tarihinde bilgilendirme ama ya Norveç'ten Letonya'ya vermişim diyor. E, Eylül ayın sonunda diyor 54 ülkeye vereceğim diyor. 5 ülkeye de 4 ay sonra vereceğim diyor. Bu bilgilendirme oluyor. Ve bunlarda IQ problemi var. Bunlar kafalı çalışmıyor. Ve kurbetçi bunlarla temsil ediliyor oralarda. Yazık ya. Arkadaşlar ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi beni beni izleyin. Ben sağlam bilgilerle sizi her zaman bilgilendireceğim. Dediğim gibi yukarı doğru da benim bu, bu söylediklerim yukarı doğru da gidiyor. E, hükümet öyle veya böyle manavra yapmıştır burada sizi mağdur etmeyecektir. Bunu biliniz. E başkalarına ne, ne milli pap, e, baykuşa ne diğerlerine milletvekillerine falan şunlara şunlar, bunları inanmayınız. Bunlara da artık ne diyorum? Susun artık diyorum ya. Yani. Siz de susun deyin. Evet, kanalımı izlemeye devam edin. Bu sadece size karşılıksız, hiç parasız, pulsuz hizmet. Zili tıklayın, abone olun, başkalarla linkleri gönderin ama pan eklemeyin. Bu iş inşallah hayırlısı olacak. 93. videom bu. Benim gibi bu konuya dalıp mantıklı bağlantı kurarak bilgilendirme yapan kimse de şu anda yok. Devletten zaten resmi açıklama gelmiyor. Hepinize helsi giden selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Dünkü oy atma çağrımdan sonra bugün büyük miktarda oylar atıldı. Başkalarını da yurttaşlarımız oy attırdılar. Böyle devam edeceğiz. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de oylar atılıyor. Saat 10 ile 18 arasında aynı şekilde. Sadece kimlik gösteriyorsunuz. Kimlikte şöyle ehliyet olur, oturum kartınız olur. Resimli çünkü. Ondan sonra normal kimlik kartı, pasaport. Yani resimli bir kimlik kartından en yakınınızdaki oy atma yerine gidiyorsunuz, kimliği gösteriyorsunuz, başka bir belgeye gerek yok. Onlar size oy pusulasını veriyor, içine numarayı yazıyorsunuz. Benim numaram 763, 7'yi ortadan çizgili şekilde yazıyorsunuz. Ondan sonra da neyimiz kaldı? Pazartesi ve salı günümüz. Pazartesi günü ve salı günü 9'dan 20 arasında oylar atılıyor. Yani son 4 güne girdik. Oylarınızı atınız, bu seçimi inşallah beraber kazanacağız. Şu andaki gözüken o ki herkes oyunu atıyor ve başkalarını da teşvik ediyor. Özellikle dükkan sahibi olan arkadaşlarımız tanıdığınız kişileri oy atmaya gönderiniz. Sadece 2 yıl yaşayan herkes Finlandiya'da oturum izniyle yap, yaşayan herkes oy atıyor vatandaşlar. Gerek yok. Finli tanıdıklarınızı da yine teşvik ediniz. Özellikle çoğu çoğu göçmenin bu oy atma işleminden haberi yok. 2 senedir gelmiş bir veya 3 senedir o yatma hakkının olduğunu bile bilmiyor. Eve gelen kağıdı nasıl okuyacak fince veya İsveççe onu da okuyup anılması mümkün değil. Fatura da olmadığı için çöpe gitmiştir çoğunda. Evet. Bu iş seçimi beraber alacağız. İnşallah gevşemeyiniz. Ben size kendimi anlatmaya gerek yok. Size nasıl faydalı olduğumu biliyorsunuz. Ama belediyeye girmemiz lazım. Yönetimine girmemiz lazım. 85 kişi seçiliyor. 1161 aday var. Ve adaylarda şöyle. Finlandiya'da mecliste 200 milletvekili var. Bunların 176'sı kendi bulundukları, seçildikleri yerlerden adaylar. Çünkü Başbakan Sanlan marin bile Tampere şehrinden aday arkadaşlar. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, parlamentosu milletvekilleri gelmiş aday olmuşlar. Partilerin sekreterleri, başkanları, herkes. Çünkü belediye meclisinde bulunmak Finlandiya'da çok önemli. Gevşemeyelim. İnşallah bu seçimi alacağız beraber. 900 veya 1000 oy civarında bir oy alırsam seçileceğim. Ama siz gidip oylarınızı atarsanız, başkalarını da atırsanız ne olur? Bu 2000'i de geçeriz. Evet. E, verilen pusulanın içine nasıl e, numara yazacağınızı da videosunu koyuyorum kısa 7 saniyelik. Arkadaşlar hepinize hezkinden selamlar. Kalın sağlıcakla.